Efendim, kadın doğum hemşiremiz, ebemiz Emel Konak, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Çok mu heyecanlısınız? Evet, biraz heyecan canım var. Canım benim, olsun, iyidir heyecan. Ama şimdi bize çok güzel şeyler öğreteceksiniz, evet. Biz heyecanlanacağız. Şimdi tam tersi olacak, bilgi sizde çünkü bu defa. Şimdi efendim, yeni doğan deyince kendi tecrübemden hatırlıyorum. İnsan böyle hamileyken o lay lay lom bebeğim de olacak, anne de olacak falan filan diyor ama doğum gerçekleştikten sonra Allah da ben şimdi ne yapacağım diyor. Halbuki biraz daha belki hazırlıklı olunabilir değil mi? Evet, doğum sonrasına yeni doğan bir bebeğe nasıl davranılacağı konusunda hazırlıklı olunsa belki daha rahat edilebilir. Şimdi sizden dinleyelim o zaman, nedir, ne yapmalıdır bir anne, bir baba, bir kardeş belki yeni doğanda nasıl hareket edilmelidir doğduğu andan itibaren? Şimdi aslında çok güzel bir konuya değindiniz. Annelerin, babaların biz mutlaka doğum öncesi bebek bakımına yönelik olarak bilgi almalarını istiyoruz. Tabii anneanneler, babaanneler bu konuda çok destek oluyor. Ama onların da bir süre sonra bilgiler güncelliğini kaybetmeye başlıyor. Onların da bakıma katılmaları çok önemli. Ama bilgilerini güncelleyerek annelere, babalara ve bebeklere yardımcı olursa çok daha başarılı sonuçlar elde ediliyor. Bebek bakımına yönelik annelerin en çok zorlandığı noktaların başında göbek bakımı geliyor. Bebeğe göbeğine dokunmaktan genelde çok korkarlar, çekinirler. Göbeğin çevresinde sinirler olmadığı için bebeğe acı veren bir işlem değil. Buna bağlı olarak göbek bakımını ekstra herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Temiz ve kuru tutmak yeterli. Dikkat edilmesi gereken en önemli özelliklerden biri, çocuk bezi göbeğin altında kalacak. Eğer üzerine kapatacak olursa çişle kakayla temas edip enfeksiyon kapma durumu söz konusu olabilir. Her alt bakımı verdiğinde göbeğini ve çevresini enfeksiyon belirtileri yönünden gözlemlemeli. Bunlar göbek çevresinde kızarıklık olması, akıntı olması, kanama olması, şişlik olması enfeksiyon belirti ve bulgularıdır. Bir daha söyleyelim. Bebek bezi altta kalacak. Bebek bezi yani altta açıkta kalacak. Açıkta kalacak. Evet, temiz ve kuru tutulacak. Göbek çevresi kızarıklık, iltihabi akıntı, kanama, şişlik yönünden gözlemlenmesi herhangi gerekiyor. Herhangi bir şey sürmeye bir şey gerekmedi. Ek önerisi olmadığı sürece yıkama, silme gibi herhangi bir işlem yapmıyoruz. Zaten 5-6 gün içinde de yaklaşık 7-14 gün arasında düşüyor. Evet, bazen erken ya da geç düşme durumu söz konusu olabiliyor ama önemli değil. Ortalama olarak 7 ile 14 gün arasında bebeğin göbeği düştükten düşüyor. Düştükten sonra göbek bağı herhangi bir şeye dikkat etmeliyiz. Düştükten sonra yine göbek çevresini gözlemlemek lazım. Göbeğinin düştüğü alanda toplu iğne başı büyüklüğünde kuru, kırmızı kan döküntüleri kıyafetine bulaşabilir. Bunun olması normal. Ama göbeğinin düştüğü alanda kırmızı, para büyüklüğünde taze kan varsa bu normal bir durum olmayı. Ne olabilir o? Bu göbeğindeki damarlarda açıklık olduğunu ve kanamaya eğilimli olduğunu göstergesi olabilir. O zaman mutlaka çocuk doktoruyla iletişime geçmek gerekmektedir. Peki hep derler ya hemen yıkama. O çocuk zaten bebek temiz. Evet. Ne zamandan sonra yıka derler? Göbeği düştükten bir gün sonra banyo yapılmasını öneriyoruz. Tabii banyo yapılırken de bazı dikkat edilmesi gereken temel noktalar var. İlk önce bebeğe bakım vermeden önce ve sonrasında ellerimizin yıkanması gerekiyor. Temel prensip bu. Evet. Çünkü biz birçok mikrobu ellerimizle bebeğe taşıyoruz. O yüzden bakım öncesi ve bakım sonrası ellerimizi su ve sabunla yaklaşık 2 dakika boyunca yıkamamız yeterli olacaktır. Bebeğimize belki böyle bir ekstra böyle çok titiz anne modeli gibi davranıyorum şimdi. Kullandığımız sabun ya da kolonya her neyse dezenfektan neyse ona dikkat etmeli miyiz? Çocuğa temas edeceğiz ya. Şimdi su ve sabun yeterli. Eğer su ve sabunun olmadığı durumlarda el antiseptikleri var. Onlar kullanılabilir. O da yıkama yerine geçiyor. Ama ellerde gözle görülür bir bulaş yoksa. Yani diyorlar ya bazı sıvı sabunlar çünkü alerji yapabiliyor ellere. Ya o egzama size yapar. Yapabiliyor. Hani bu bebeğe yapmaz. Zarar bebeğe vermez. Kullanacağınız peki. Her ürün bebek için uygun olan ürünler olması gerekmekte. Onlara dikkat edeceğiz. Hani anne kendi elini yıkarken yani özel bir ürün kullanmasına gerek yok. Su ve sabun yeterli olacaktır. Bebeğe banyosunu yaptırırken iki beslenme arasında yapılması lazım. Çünkü bebeğin karnı tok olacak olursa hareketle beraber bebeğin mide içeriği geri gelir ve kusmasına neden olabilir. O yüzden banyosunun iki beslenme arasında, daha doğrusu bütün bakımlarının iki beslenme arasında yapılmasını öneriyoruz. Tokken yapmayacağız. Tokken, doymuşken, hatta açken belki de. Çünkü bebeğin
ağzı ve midesi çok yakındır. Siz hareket ettirdiğinizde işte alt bakımı için ya da gaz çıkartması için ya da herhangi bir şekilde üzerini değiştirmek için hareket ettirdiğinizde ağzı ve midesi çok yakındır. Hareketle beraber mide içeriğinin geri kaçmasına ya da kusmasına neden olabilirsiniz. Bebeğe banyo yaptırırken annelerimizin en çok zorlandığı noktalardan biri banyodur. Banyo yaptırırken bütün kıyafetlerinin, malzemelerin, havlusunun elimizin altında hazır olması gerekiyor. Elimizin altından kasıt banyo olabilir mi? Banyo olabilir. Hava hazır, sıcakken, ılıkken hava banyonun içinde. Banyo olabilir ya da uygun olan bir ortamda da banyosunu yaptırabilirsiniz. Banyo yaptırırken oda ısısının yaklaşık 27 santigrat derece kadar olmasını istiyoruz. Suyun ısısı ya bileğinizde ya da dirseğinizde ölçebilirsiniz. Eğer su ısı ölçer varsa 37 santigrat derece olması yeterlidir. Bebeğimizin banyo sırasında ilk önce vücudunu yıkıyoruz, sonra başını yıkıyoruz. Üşütmesin. Çünkü banyosunda kafasını yıkayacak olursak ısı kaybı çok olur. Buna yönelik olarak ilk önce vücut banyosunu Güzel. Yapıyoruz. Evet. Vücut banyosunu yaparken de bebek için bütün ürünler uygun olan ürünler olması gerekiyor. A ya da B ürünlerinin birinin genelde diğerinden üstün olan özelliği yoktur. Ama bebeklerin cildi çok hassas olduğu için alerjik reaksiyon gelişebilir. En iyi ürünlerde bile bununla karşılaşabiliyoruz. Bir şey önerebilir miyim? Naçizane belki de zaten vardır bu bilgi de. Hani kıyafetleri alıyoruz ya, bebeği giydiriyoruz ya, onları almadan önce şöyle bir önce bir yıkasak evet, mı? Evet, yıkanacak, ütülenecek. Değil mi? Etiketleri kesilecek. Yani öyle paketinden çıkarıp da giydirmemekte fayda Tabii var ki. Değil mi? Mesela almış olduğumuz ürünlerde onları temiz kabul etmemeliyiz. Çünkü açılıyor, bakılıyor, yere düşüyor ya da öyle olmasa bile makineden çıkarılıyor, poşetin içine dolduruluyor. Mutlaka yıkanmış, ütülenmiş ve etiketlerinin kesilmiş olması gerekmekte bebeği kullanacağımız bütün giysilerin, ürünlerin. Ve diyorsunuz ki işte yıkamayı yaptık, bitirdik. Fakat bir de şey de var. Şimdi bu tırnak meselesi evet, var. Evet. O da yıkama içerisinde gerçekleşebilir ya da sonrasında. Kimi zaman kesmiyoruz da işte eldiven de giydiriyoruz. Normalde, ne yapmak lazım? Normalde artık eldiven kullanmıyoruz. Nedeni de şu. Bebekler dokunarak öğreniyorlar çünkü. Güzel. Ama, işte bak yeni bir bilgi mesela. Evet. Değil mi? Ama bebeklerin tırnakları doğuştan itibaren uzundur. Kesseniz bile hala jilet gibi keskinliği devam eder. Buna yönelik olarak ciltlerine zarar verme durumu söz konusudur. Ciltlerine zarar verdiği için anneler eldiven kullanmayı tercih ediyorlar. Ama biz uygun olan tırnak bakımını yaparak bebeğin eldivensiz olarak durmasını istiyoruz. Çünkü bebek birçok kez dokunarak öğrendikleri için çıplak elle emzirme sırasında ya da bakım sırasında eldiven artık kullanmıyoruz. Peki ayağa çorap giydirme, hani üşümesinden korkuyoruz ya. Evet, genelde ailelerin en çok takıldığı noktalardan biri işte hapşurması, elinin ayağının soğuk olması, üşüdüğünün göstergesi olarak değerlendirirler. Ama durum böyle değil. Bebeğin hapşurması burnuna kaçan yabancı cisimleri atmak için hapşırır. Elleri ayakları soğuktur, evet doğru. Çünkü dolaşım çok iyi değildir. Anneler bunu düşünerek hemen üstünü giydirme çabası içerisine giriyorlar. Bu doğru bir yaklaşım değil. En objektif veri beden ısısını kontrol ederek hareket etmektir. Bebeğin beden ısısı 36,5 ile 37,5 arasındadır. Bebeğin beden ısısını ölçüp eğer 36,5'un altına düştüyse gerçekten üşümüştür. Üzerini giydirip odayı bir ısıtmak gerekiyor. Ama 37,5'un üzerine çıktıysa sıcaklamıştır. O zaman üzerini inceltip odayı da bir havalandırmak, serinletmesini sağlamak gerekiyor. Tamam, harika. Şu emzik meselesine gelelim biraz da. Kimisi der ki hiç alıştırma, almıyorsa sakın verme. Kimisi de der ki mutlaka almalı, rahatlatır bebeği. Evet. Nedir bu işin doğrusu? Şimdi normalde yeni doğan bebeklerde ilk 15 gün emzik önermiyoruz. Ama bir de bebeğin kişisel özelliğine bakarak hareket etmek lazım. Bebeğin fizyolojik ihtiyaçlarına baktığınız zaman evet temelde hepsi aynı. Ama bebeğin kişisel özellikleri de devreye girdiği zaman farklılık gösteriyor. Burada bazı bebeklerin emme refleksi çok kuvvetli ya da emerek, emzik alarak kendisini güvende hissediyor. Emziği uyku aracı olarak kullanıyor. Eğer bu tür durumlar varsa bebeği emzik kullanmasını öneriyoruz. Emzik kullanırken de sürekli olarak emzik ağzında durmasından ziyade emziği uyku aracı olarak kullanmasını ya da o sıkıntılı süreç ortadan kalktıktan sonra emziği çıkartmasını
öneriyoruz. İnsan bir endişeleniyor çünkü. Evet. Yani acaba alışkanlık olarak kalır mı bu? Evet. Ne kadara kadar, kaç yaşına kadar sürer diye merak ediyor. Nedir bu işin normal yaşı? Normalde işte 15 günden sonra kullanmaya başlayıp kimi çocukta işte 2 yaş, 3 yaşa kadar süren durumlar söz konusu olabiliyor. Bunu o bebeğin durumuna göre, yani sürekli emzik ağzında olacak şekilde değil de durumuna göre uygun aralıkta bıraktırmak en doğrusu. Hı hı. Sürekli emzik ağzında olmasından ziyade ihtiyaç durumunda, işte uykuya dalarken kullanması hı hı. için hı hı. ya da işte anladım. Sıkıntılı bir süreç varsa o sonra süreci yavaş atlatma, yavaş, evet, azaltarak, yavaş yavaş arayı açarak emziği bıraktırmak doğal gerekiyor. Doğal sürecini takip ederek hı hı. öyle değil mi? Peki şimdi bir de tabii bebeklerin dili hı hı. ya da kendisini ifade etme yöntemi vardır. O da sadece ağlaması. Ağlamaktır. Evet. Öyle değil mi? Yani evet. ağlamanın çeşidi dinden dahi pek çok anlam tabii çıkarabiliriz. Hı-hı. Bağırıp çağırarak, işte viyaklayarak, işte ne demek istediğini eğer biraz duyarlıysak, evet. hissediyorsak, iyi gözlemliyorsak hı-hı. anlarız. Ne diyor olabilir, ne demek istiyor şimdi, bebekler? Erken dönemde anneler bebeklerin dilinden ilk başta anlamıyorlar. Ama bunu o kadar kısa sürede geliştiriyorlar ki her ağlamasının aslında bir anlamı var. Bu ağlaması fizyolojik olabilir ya da duygusal olarak karşımıza çıkabiliyor. Ağlamasının nedenlerine baktığımız zaman açlık ağlaması, gaz sıkıntısının olması, üşümüş olması, sıcaklamış olması, uykuya dalmakta güçlük çekmesi gibi durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Hı-hı. Bu fizyolojik ihtiyaçlardan birinden diğeri karşılandıktan sonra geriye duygusal ihtiyacı kalıyor. Bebekler anne karnına özlem duyarlar ve doğduktan hı-hı. sonra bunu ağlayarak dile getirirler. Aslında ağlaması kendini güvende hissetmediğinden kaynaklanan bir durumdur. O zaman bebeğimizi kucağımıza alarak, onu sakin sakin konuşarak ya da işte ona masaj yaparak ağlamasını, kendine güven duygusunun geliştirilmesini sağlamak gerekiyor. Şimdi bu uzun sürebilir değil mi? Evet, yani bu sürebiliyor. Bu aslında normaldir. Çünkü korkuyoruz da bazıları da diyor ki alıştırma. Kucağı öyle hı-hı. alıştırırsan öyle gider şımartma. Hı-hı. Halbuki bu bir sürecin bir tabii parçası ki, öyle değil mi? Yani zaten o ayrışma ve kopma olacak gün geldiğinde. Tabii. Burada bebek şöyle kucağınıza aldığınız zaman o aslında onun duygusal ihtiyacını karşılıyorsunuz. O kucağa alışmıyor. Ama ailelerde böyle bir hani kucağa alışma endişesi yaşarlar. Bebekler kucağa alışmaz. Kendilerine güven duygusunun gelişmesi çok daha önceliklidir. O yüzden aileler kucağa alışıyormuş gibi düşünmemesi gerekiyor. Pek çok bu ağlatma yöntemleri de geldi geçti. Hepsini öğrendi. Kimisi dedi ki bırak ağlasın. Bir süre sonra susacak. Bunu da öğrenecek. Böyle bir bilimsel falan olduğu söylenen yöntemlerden de bahsedildi. Bu doğru mu? Ya aslında bu birazcık da bebeğin kişisel özelliğine göre farklılık gösteriyor. Bebeğin susup susmayacağını, ağlamasının devamının gelip gelmeyeceğini anlıyorsunuz zaten. Mırıldanma ağlaması ise o bir süre sonra mırıldanmasını sakinliğe bırakacaktır. Ama mırıldanması şiddeti artıyorsa mutlaka bir sıkıntısı vardır ve bunun karşılanması gerekiyor. Pek çok sık görülen sıkıntılardan biri de hani bu bağırsak sıkıntısı çeken hareketlerinde gaz sıkıntısı, kolik bebek derler. Ne yapmak lazım? O da ciddi bir sıkıntıdır. O bitmez tabii yani. Tabii ki bitmez ve gerçekten bebekleri çok kötü bir şekilde etkiliyor. Bebeklerde bağırsak sistemi tam olarak gelişmemiştir. Ona bağlı olarak küçücük bir gaz sıkıntısı bile onları çok rahatsız eder. Bunun için beslenme sonrası mutlaka bebeğin gazının çıkartılması gerekiyor. Uzun da sürebilir. Evet, uzun da sürebiliyor. Bir 5-10 dakika amacımız gaz çıkartmasa bile midesini rahatlatmak ve buna yönelik olarak bebeği rahatlatmaya çalışıyoruz. Bazen işte bebekler gaz sıkıntısı olduğu zaman kucağınıza almak, onunla ritmik olarak hafif dolaştırmak, sallamak, onunla konuşmak rahatlamasına yardımcı oluyor. Eğer çok fazla gaz sıkıntısı varsa karnına saat yönünden hafif hafif masaj yaparak bağırsakların aktif hale geçmesini, çalıştırmasını ve gazını çıkartmasına yardımcı olmak gerekiyor. Şöyle minik minik egzersizler yaptırmak da iyi gelebilir mi bebeğe? Özellikle gaz sıkıntısı olan bebeklerde ayaklarını karnına doğru çekerseniz bağırsaklarının daha aktif çalışmasına, gazının daha rahat çıkmasına yardımcı olacaktır. İki türlü gaz var. Bir bağırsaklarındaki olan gaz, bir de midesindeki olan gaz. Midesindeki olan gazı her beslenme sonrası hemen çıkartılmasını öneriyoruz. Yaklaşık bir 10-15 dakika kadar başı yukarıda olacak, solunum yolu açık kalacak şekilde sıvazlama şeklinde gaz çıkartılması bebeğe fayda sağlayacaktır. Bağırsaklardaki gaz birazcık daha bebeğe
yorar. Bu ilerleyen aşamada kolik tarzında dediğimiz gaz sıkıntılarına da yol açabilir. Bu süreçte özellikle akşam saatlerinde inatçı ağlamaları olur. Ne yaparsanız yapın bebeği sakinleştiremezsiniz. Ama bu süreçte bebeğin bağırsak dokusu geliştikçe, yaklaşık bu da ikinci ayından itibaren gelişmeye başlar, bebeğin rahatlamasına, bu sıkıntının ortadan kalkmasına yardımcı olacaktır. İnşallah. Benim öyle bir işte ikinci bebeğimde perişan vaziyetteyim. Evet. Sevgili ebemiz. Artık uyku kalmamış. Annem de sağ olsun 40 gün yanımdan ayrılmamış. Dedi ki bir akşam ver kızım dedi. Ben bakacağım, içeride salondayım. Sen ver bana, sen güzel bir dinlen dedi. Emin misiniz anne dedim. Ver dedi. Verdim. Gittim odaya. Fakat kulağım orada mümkün mü? Ciyak ciyak ağlıyor. Bağırıyor, çağırıyor. Dayanayım dedim. Annem de sağ olsun yardım etmek istiyor çünkü, ama uykuya geçmeme imkan yok. Sonunda baktım ki bu iş olmayacak. Ben salona doğru yürümeye başladım. O sırada duyuyorum. Annem nasıl susturamadıysa ne istiyorsun ne diye bağırıyor. Artık pes etmiş durumda. Tabii anne pes etmiş, bebek pes etmiyor. O kadar kıpkırmızı olmuş vaziyette. Ama bunların hani çok ciddi bir sebep yoksa ortada, evet, kontrollerde falan çok ciddi bir şey çıkmamışsa normal olduğunu belki genelde kabul etmekte. Genelde altından da bir şey çıkmıyor. Değil mi? Yani hani işte ya bağırsak ya bir şey, ya mide dediğiniz gibi gaz. Bunlar herhalde. Peki o dönemlerde biz böyle doğal ürünler, damlalar damlatırdık. Onları önermeyecek misiniz? Şimdi onlar papatya daha ziyade çayı derlerdi, bir şey rezene derlerdi. Onlar daha ziyade çocuk doktorlarımızın önerisi doğrultusunda başlıyoruz. Gaz sıkıntısı nedir? Çünkü o kadar farklı ürünler çıktı ki bazen işte bir üründen çok fayda görürken bir sonraki sefere fayda göremeyebiliyorsunuz. Kolik tarzındaki gaz sıkıntılarında en önemli etken, bebeği şu şekilde alarak bacağınızın arasına hafif ritmik bir şekilde sallarsanız bağırsak dokusunun daha iyi bir şekilde çalışmasına, gaz sıkıntısının giderilmesine yardımcı olacak. Bazen işte saç kurutma makinesi sesi dinletilmesi, elektrikli arabayla süpürge gezdirilmesi, elektrikli süpürge kullanılması, bunlar da fayda sağlıyor. Ses ve hareket rahatlatıyor değil mi? Çünkü o anne karnındaki sesleri taklit ettiği için bebek bunu dinlemeye başlıyor. Anne karnından birçok şeyi öğrenerek doğuyor. O şekilde CD'ler bile doldurmuşlar. Tabii ve çok işe anne yarıyor, biliyor musunuz? Anne karnı sesi CD'leri işe yarıyor değil mi? Hem işe yarıyor. Mesela anne karnında o müziği dinleyen bebekler doğumdan sonra ağladığı vakit, anne çaldığı zaman, ki ben buna çok şahit oldum, hemen susuyor ve dinlemeye başlıyor. Çok ilginç bir şekilde o sesleri tanıyor ve cevap veriyor. Tepkisi de çok güzel oluyor. Evet, doğrudur. Peki bir de bu şu emzirme meselesi var. Yani o çok sıkıntı olabiliyor. O bu konu hakkında sıkıntı. Bilgisi olmayan, bundan mahrum kalmış annelerde sıkıntı yaratabiliyor. Evet. Nedir bu işin normali? Anormalliklerde ne öneriyorsunuz? Şimdi bunun o kadar çok çeşitli nedeni var ki, bu anneden kaynaklı ya da bebekten kaynaklı problem olabiliyor. Ben hep annelere şunu diyorum. Erken dönemde anne de acemi, bebek de acemi. Bunu öğrenmesi için biraz zamana ihtiyacı var. Hiç panik olmadan, bu süreç ama hiç pes etmeden yavaş yavaş öğrenmek lazım. Bunda emzirme tekniğinin doğru olması, bebeğin memeye iyi yerleştirilmesi ve uygun teknikle, uygun sürede, uygun şekilde emmesiyle beraber başarıyı yakalayacaklar. Ama bazen bu annemiz de ya da bebeğimiz de çok zorlanabiliyor. Bu zorlukları atlatmak için o zaman da çok ciddi destek gerekiyor. Nasıl bir destekten söz ediyor? Ne gerekebilir mesela? Şimdi doğumdan sonraki süreçte bir kere hastaneden bunu öğrenmiş olarak ayrılmasını istiyoruz. Orada bir ufak bir eğitim almak gerekiyor. Ufak değil, bayağı ciddi bir eğitim alması lazım. Doğru. Bu süreçte eğer başarıyı daha tam yakalayamadıysak, aile büyüklerinden birisi, işte baba olabilir, anneanne, babaanne olabilir, bunlara ne şekilde destek olacağını, ne şekilde emzireceğini mutlaka gösterilmesi lazım. Çünkü anneler doğumdan sonraki süreçte biraz karmaşa yaşayabiliyorlar ve kendilerini yetersiz hissedebilirler. Vitamin falan almak gerekir mi bu süreçte? Biraz vitaminden destek ziyade açısından beslenmesine, dikkat uykusuna, edeceğiz. Aynen işte sıvı alımına dikkat ederek bu süreci yönetmesi gerekiyor. Hem sütünün miktarını arttırması, hem de kendisine de bu arada bakması gerekiyor. Eğer anne yorgun, uykusuz olacak olursa, bu bebeğin bakımına, kendi bakımına, sütünün miktarını olumsuz olarak etkileyecektir. Annemizin
burada tek dikkat etmesi gereken şey bebeğini emzirmek ve bebeğimle keyifli bir şekilde vakit geçirmeye çalışmasıdır. Yaşanan sıkıntılardan biri de mesela meme ucu olmayabiliyor. Evet, ama evet, bununla ilgili aparatlar var öyle değil var, mi? Var, evet, onlar var. Onlarda da biz doğum öncesi dönemde bunları kullanmaya başlamasın ama son döneme yakın. Öncesi, doğum öncesi süreçte değil de işte bebek 38-39. Haftada doğacaksa 38. haftadan itibaren önlem olarak kullanmaya başlamasını istiyoruz. Burada problem ne olursa olsun anne emzirmeye istekli olduktan sonra problemi çok güzel bir şekilde üstesinden gelebiliyor. Ama bu meme ucu problemi olabiliyor, bebekten kaynaklı problem olabiliyor, anneye yönelik problem olabiliyor. Burada temel amaç problemin neden kaynaklandığını bilmek ve buna yönelik olarak çözüm önerileri sunmak. Evet, aslında koşullar da çok değişti. Evet, evet. Yani eskiden o kauçuk meme uçlarıydı, sonradan silikon oldu. Yani hep orijinale yakın, öyle değil mi? Doğala yakın artık ürünler yapılıyor, üretiliyor. Peki bu sütün saklama koşulları da önemli. Evet, çok bazen önemli. Hani 40 günün 40'ını da evde geçiremeyebilirsiniz. Tabii bir işiniz ki olabilir, dışarı çıkma ihtiyacınız olur. O sırada sütünüz de bol olabilir ve onu ziyan etmek istemeyebilirsiniz. Evet. Ben susayım, siz devam edin. devam edin. Şimdi bu süreçte anneler emzirdikten sonra bir göğüslerini değerlendirmesi lazım. Eğer göğüste doluluk, dolgunluk devam ediyorsa bu süt kaldığının göstergesidir. Sütüz o zaman sağarak boşaltması lazım. Boşaltmazsak ne olur, o da önemli. Boşaltmazsa birçok problem olur. Birincisi süt ateşi olabilir. Annede 38'in üzerine varan bir ateş olur. İkincisi boşaltmadığınız göğüs kanalında tıkanıklık olabilir. Bu bezeleşme, apseleşme olarak kendisini gösterir. Yine de önlem almazsanız meme dokusu iltihabı dediğimiz mastit durumuyla karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden annenin her emzirme sonrası göğüslerini değerlendirmesi gerekiyor. Eğer boşsa hiçbir şey yapmaya gerek yok. Ama doluysa mutlaka göğsünü sağması lazım. Bunda aslında iki şey var. Birincisi, bebek gerçekten doğru emiyor mu? Belki de bebek ememiyor, onu da bilmiyoruz. Eğer bebeğim gerçekten doğru emiyor olduğundan eminse o zaman sütü sağmak lazım. Evet. Süt sağma yöntemi olarak da iki yöntem var. Bir elle sağma, bir de makineyle pompayla sağma yöntemi var. Makineyle sağmak birazcık daha kolay ve pratik. Sağdıktan sonra anne sağılmış olan sütü odanın serin bir yerinde yaklaşık 4 saat kadar bekletebilir. Eğer buzdolabında muhafaza edecekse yaklaşık 72 saat buzdolabında tutabilir. 72 saatten önce kullanmayacaksa bebeği içeceği miktarlarda sütü süt poşetine koyarak difrizde 6 ay kadar bekletebilir. Hatta. Evet. Harika. Son bir şey daha söyleyelim, bitirelim. Meme başı tabii temizliği çok önemli. Evet. Öyle değil mi? Her emzirmeden sonra ve hatta öncesinde şöyle bir temizlik silmemiz gerekiyor. Evet. Meme bakımı için de günlük duş almak aslında yeterli. Evet. Meme başındaki doğal yağlar meme ucunu koruyucu özellikle. Ama bebek o kadar çok uzun süreli emdiği için meme ucunda yara, çatlak, tahriş gibi oluşumlar söz konusu olabiliyor. Buna yönelik olarak da emzirme bittikten sonra bir damla anne sütünü meme ucuna ve kahverengi kısmına sürmesi, gerekli olduğu durumlarda da doğal olan ürünleri, meme ucu kremlerini kullanması yeterli olacaktır. Harika. Bu kremler doğal olduğu için silmeye gerek yoktur. Direkt bebeğini emzirebilir. İşte bu kadar. Bravo. Heyecan gitti. Gitti. Bilgiler geldi çünkü. İşte bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum.